Kişisel muhasebenizi şekillendirirken karşınıza çıkan zorluklar borçların ödenemez haline gelmesiyle sonuçlanıyor. Kişiler borçlarını ödeyebilmek için de maalesef bankadan alacakları borçlarla bu borçlarını ödeme yoluna gidiyor. Yani kredi alarak borçlarını ödeme yoluna gidiyor. Ancak zaman içerisinde yine kişisel finansmanındaki zorluklar, karşısına çıkacak herhangi bir ödeme, kişinin mevcut taksitlerini ödeyemez haline gelmesi ve arkasından da bankalardan başka borçların, başka kredi taleplerinin oluşmasına neden oluyor. Şimdi şu şekilde bir kişinin birden fazla kredi çekebilme imkanı var. Bu krediyi çekebilmesinde işte kişinin geliri, kredi notu, borcuna olan sadıklığı ile alakalı. Bu bankaya başvursun, banka onaylar, onaylamaz, bu ayrı konu. Ancak kişinin birden fazla 2, 3, 4 tane kredisini taksitlerini daha rahat ödeyebilmek, daha rahat nefes alabilmek adına bu kredilerin hepsini kapatıp tek krediye bağlaması ve uzun vadede borçlanması daha mantıklı bir adım olarak görülüyor. Bu nedenle de işte A, B, C bankalarındaki kredilerini tek krediye toplayabilmek için bankaya başvuruyor. Şimdi bankaya kredi borcunuz varsa kredi borcunuzun olduğu bankaya kredi başvurusunda bulunmak mantıklı bir adım. Ancak A, B, C bankalarının kredilerini tek bir bankada birleştirmek istiyorsan burada bankaya başvurarak işte şu bankalara şu kredilerim var, bunları ödeyeceğim ve arkasından da yeni bir kredi alacağım, kredi yapılandırmaya gideceğim talebiyle gidiyorsunuz. Burada banka sizin şartlarınızı değerlendiriyor. Eğer uygun görürse borcunuzun olduğu bankalarla yazışma yoluna giderek sizin mevcut borcunuzu öğreniyor. Mevcut borcunuzun yanında faizleriyle birlikte öğreniyor. Size de o borçlar toplamında bir kredi tahsisine gidiyor. Bu kredi tahsisi sonunda da bankalara olan kredi borçlarınız kapatılıyor ve yeni bir kredi çekip yeni bir ödeme planıyla düşük tutarlarda uzun vadelerde bir kredi almış oluyorsunuz. Burada başka farklı bankalardan almış olduğunuz kredilerin kapatılmasında parayı size banka vermez. Direkt o bankayla muhatap olur. O bankadaki borçların kapatma yoluna gider. Kapatılacağı gün önemli. Neden önemli? Çünkü borcun ana parası ve faiziyle birlikte kapatılmasında düşen tutar önemli. Bu tutarların kapatılmasıyla yeni bir kredi almış oluyorsunuz. Yeni kredi bir yapılandırma yoluna gitmiş oluyorsunuz. Tüm bankalardaki borçlarınızı birleştirmiş oluyorsunuz. Ve uzun vadede şu an bildiğiniz üzere 5 yıl vadede kredi ödeme yoluna gidebilirsiniz. Bu aşamada ne oluyor? İşte 3 tane krediye atıyorum 1000 lira ödemek yerine 3 tane krediye 500 lira ödüyorsunuz ve uzun vadede ödüyorsunuz. Daha rahat, daha ferah bir şekilde ödeme gücünüzün üzerinde ödüyorsunuz. Ancak bu aşamadan sonra dikkat etmeniz gereken bir husus var. Aynı şartlarda borçlanma yoluna gitmeniz, kişisel muhasebenizi iyi yapmanız gerekiyor. Eğer gene muhasebenizi iyi yapmaz, borçlanma yoluna giderseniz, farklıdan kredi çekme yoluna giderseniz, burada yine yapılandırma yoluna başvurabilirsiniz ama tüm kredi yapılandırmalarında cebinizden çok daha fazlasından faiz çıkacağı ve çok daha fazlasından masraf ödeyeceğiniz anlamına geliyor. Bu nedenle mümkün olduğu kadar kısa vadede ödeyebileceğiniz tutarlarda kredi alıp ve borcunuzu sonlandırmanız çok mantıklı bir adım olur.